Sayın Başbakan, süreniz bir saat. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, değerli milletvekillerimiz, sizleri ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. 2015 yılı merkezi yönetim bütçemizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Görüşmeler esnasında ve bugün öneri ve uyarılarıyla 2015 bütçemizin oluşumuna katkıda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine, Maliye Bakanımıza ve uzmanlarımıza, AK Parti ve muhalefet partilerimizin bütün milletvekillerine teşekkür ve borç biliyorum. Ayrıca bugün Dünya İnsan Hakları Günü, bugün vesilesiyle dünyada insan haklarından mahrum olan bütün mazlumlara da buradan dayanışmamızı bir kez daha teyiden vurgulamak istiyorum. İnsan onurunu korumak ve eşref-i mahlukatın hak ettiği insanlık onurunu savunmak üzere dünyanın her tarafında vermekte olduğumuz mücadeleyi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğiz. Aslında tarihin çok hızlı aktığı bir süreçten geçiyoruz. Bu hızlı tarih akışı doğru yorumlamak ve her yıl bütçe görüşmelerini aslında tarih akışı içindeki yerine doğru oturtmak durumundayız. Bu çerçevede Sayın Kılıçdaroğlu konuşmaya başlarken strateji yok, ufuk yok, vizyon yok dedi. Onun için stratejimiz nedir, ufkumuz nedir, vizyonumuz nedir bunu anlatmaya çalışacağım. Keşke kendisi bize bir strateji ve vizyon çizebilseydi. Onun yerine eksik rakamlarla biz de istifade etseydik. Onun yerine eksik rakamlarla ki kendisinin de sayısını unuttuğu sorularına tek tek cevap vereceğim. Arkadaşlarım cevap verdi, ben de vereceğim. Ama öylesine bir polemik içine, bir tartışma içine girmeden önce bütün meclisimizi, yüce milletimizin huzurunda soğukkanlı bir şekilde bir yüzyıl muhasebesi yapmaya davet ediyorum. Sayın Bahçeli bir yüzyıl muhasebesi yaptı gidip gelerek ama çok karamsar bir tablo çizdi. Vizyondan çok çözülme ve imparatorluğun çözülme süreçlerine atıfta bulunarak karanlık bir tablo bizi baş başa bıraktı. Ben ise size aydınlık bir tablo çizmek istiyorum. İmparatorluğumuzun çözülmesiyle değil, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla başlayan aydınlık bir tablo çizeceğim. 100 yıl önce bu bütçeler hayat hiçbir zaman tarihte boşluk içinde gelişmiyor. 100 yıl önce dünya insanlık tarihinin iki küresel olayıyla karşı karşıya kaldık. Birisi siyasi askeri alandaydı. O vakte kadar savaşlar sınırlı alanlarda kalıyordu. Belli ülkeleri ilgilendiriyordu. İlk defa Birinci Dünya Savaşı'yla savaşın etkisinde kalmamış hiçbir ülkenin olmadığı, hiçbir milletin olmadığı bir süreç 20. yüzyılda yaşandı. Yine ilk defa küresel anlamda büyük bir kriz 1929'da yaşandı. Bütün küresel ekonomiyi ilgilendiren. Şimdi biz 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçerken bir büyük devlet geleneğine, birbiriyle kenetlenmiş bir millete sahiptik. Ve üç kıtada bu milletin her bir ferdi Trablusgarp'tan Balkanlara, Balkanlardan Yemen'e, Galicia'ya, Sarıkamış'a kadar bir medeniyeti, kadim bir medeniyeti savunmak için omuz omuza vermişlerdi. Ve omuz omuza verirken sağındakine, solundakine hangi millettensin, hangi mezheptensin, hangi etnik gruptansın, hangi bölgedensin demeden omuz omuza vermişlerdi. Çünkü kadim bir medeniyeti savunma bilinciyle hareket ediyorlardı. Ne oldu? Devletimizi ki her vesileyle vurguluyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nevzuhur bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Selçuklu Osmanlı Cumhuriyet çizgisi içinde daha da öncesine giden çok köklü bir medeniyetin son halkasıdır. Ve bu medeniyet değerlerini savunmak her bir siyasetçin için bir onur vesilesidir. Ne oldu da biz bu kadim medeniyetin son devletini kaybettik? Üç vurguda bulunacağım. Bir, maalesef bu aidiyet bilincini kıran yanlış uygulamalarla millet fertleri arasında ihtilaflar ortaya çıktı. İki, halaskeran-ı zabitan gibi devletin kurumsal işleyişinde kendi içinde vesayet odakları oluşturan iç yapılar doğdu. Üç, duyunu umumiye ile ekonomi başkalarının idaresine verildi. Ve dördüncüyü de burada ekleyeyim, üç dedim ama dördüncüyü de ekleyeyim. Komşu halklar ve dünya üst siyaset üzerindeki etkisi gittikçe zayıflatıldı. Şimdi gelin bir muhasebe yapalım. 100 yıl sonrasına gidelim. Yani 2001'e. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla giderken bu dört gerekçeyle sarsılan devletimizin 2001'de AK Parti iktidarı öncesindeki durumuna bakalım.
aidiyet bilinci zayıflamıştı. Devlet, millet, aidiyet bağı neredeyse çökmüştü. Başörtülü kızlar kapıda bekliyordu. Tahkir ediliyorlardı, aşağılanıyorlardı. Bir İstiklal Harbi'ni Kahramanmaraş'ta başlatılan o gerekçe tahkir ediliyordu. Kürt vatandaşlarımız dillerini konuşmak için hapishaneye gittiklerinde anneleriyle konuşurken ana dilini kullanamıyordu. Alevi vatandaşlarımızın haklarından ise bahsetmek bile mümkün değil. İlk defa bizim çalıştaylarla gündeme geldi. Aidiyet. Dinleyin, bakın Sayın Kılıçdaroğlu, sizin ikazınız üzerine ben grubuma bir mesaj gönderdim. Bütün grup sonuna kadar dinledi. Lütfen grubunuza sahip çıkın. Daha gelmedi. Çünkü söyleyecek çok sözümüz var. Şimdiden hiddetlenirseniz olmaz. Daha çok söyleyecek sözümüz var. Biz dinledik. Lütfen arkadaşlar, bakın yapmayın. Saygıyla birbirimizi millet, dinleyelim. Devlet, o zaman anlaşmak daha kolay olur. 28 Şubat uygulamalarıyla tarumar edilmişti. Vesayet açık bir şekilde. Başbakanlar belli kurum görevlilerinden bahsederken sembolik dil kullanmak zorundaydılar. Demokrasi bu haldeydi. Düğün-i Umumiye benzeri 2001 krizinden sonra Düğün-i Umumiye memuru gelir, onun yerine IMF memuru gelir, karşısına bakanlar ceket iliklemek zorunda kalır. İş dünyası başbakanın ne dediğine bakmaz. IMF memuru, gelen memur der, ona bakardı. Ben bunun ızdırabını çok iyi bilirim. İstanbul Lisesi eski Düğün-i Umumiye binasıydı. Orada her Düğün-i Umumiye kasasını gördüğümde Allah bir daha bu millete, bu devlete bu zilleti yaşatmasın diye lise çağlarında dua ederdim. Ama 2001'de öyle bir ekonomimiz vardı ki bir gecede %5.000 lira, 6.000 lira varan faizler ve reçetelerin dışarıdan beklendiği, bakanların ithal olarak geldiği, milli iradenin ekonomi üzerindeki hakimiyetinin tümüyle kalktığı bir dönem yaşandı. Ve bunun uluslararası, ulusal boyutları da söz konusu oldu. Şimdi de bakınız, aynen 100 yıl önce gibi. Şimdi de 21. yüzyılda biz iki büyük küresel ölçekli savaş krizle girdik. Bir, 11 Eylül ile birlikte Irak-Afganistan müdahaleleri ve 2008 küresel krizi, aynen 1929 gibi. Ve bu dönemlerde AK Parti iktidarı öylesine bir siyasi basiret ve dilerlik gösterdi ki 90'lı yıllarda genişleyen dünya ekonomisi karşısında daralan Türk ekonomisinin yerini küresel krize rağmen büyüyen Türk ekonomisi aldı. Bunun üzerinde de duracağız. 4 ilkeyi öne çıkarıyoruz tekrar. Ve bunu gerçekleştireceğiz. 1. Millet devlet birliğini, beraberliğini, aidiyet bilincini güçlendireceğiz. Güçlendireceğiz. 2. Siyaset üzerindeki bütün vesayet odaklarını, ister darbe geleneğinden gelen, İsterse postmodern ya da başka hatlarla, paralel yapılarla gelen bütün vesayet odaklarını kaldırdık, kaldırmaya kararlıyız. Bir daha. Gücünü milletten alan ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen milli iradenin yerine kimse başka bir güç ikame edemeyecek. AK Parti farkı bu. Ve ekonomimizi, ki burada sadece Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak değil, G20 dönem başkanı olarak konuşuyorum, ekonomimizi dünya ekonomisiyle yarışır hale getireceğiz. Kılıçdaroğlu eskiden de G20 ülke arasındaydık diyor. Biz iktidara geldiğimizde 26.'ydı Türkiye. Şimdi bakınız, peki milli aidiyeti nasıl güçlendireceğiz? Bu ağır sorumluluğu Allah, tarih ve millet huzurunda aldığımda, bir taraftan başbakanlık görevini ifa etmek için Ankara'da bütün memleketin meseleleriyle iştigal ederken, diğer taraftan AK Parti Genel Başkanı olarak partimizin kongrelerine giderken bir şeyi ihmal etmedim. Özellikle Sayın Bahçeli'nin çok bunu iyi idrak ettiğini düşünüyorum ve takdir edeceğini de ümit ediyorum. Görevi aldığımdan sonra bu toprakları vatan yapan bütün ecdadın ve manevi önderlerin huzuruna gittim. Önce Hacı Bayram-ı Veli Ankara, sonra Şeyh Edebali, Söğüt şenliklerinde birlikteydik. Ebu Ayyub el Ensari, İstanbul, Hazreti Mevlana, Konya, Hacı Bektaş-ı Veli, Nevşehir, Seyyid Burhanettin Veli, Kayseri, hepsine, Ahi Evran, Kırşehir, Baba Mansur, Tunceli,
Harakane Hazretleri Kars. Bunu niye yaptım biliyor musunuz? Fethiye Tehran, Van. Şunu göstermek için. Bu topraklarda 100 sene önceki devletimizi savunmak üzere Çanakkale Savaşı'nda yan yana duran, Yemen'de birlikte ölen, şehit olan, Bakü'yü birlikte kurtaran o ecdadın torunları arasına Kürt, Türk, Alevi, Sünni gibi bir ayrımı sokmadık, sokulmasına da izin vermeyeceğiz. Bizim için çözülme süreci falan değil. Aksine milletin bütün fertlerinin kaynaşma sürecidir. Ve bizim için Fethiye Tehran'ın güzel Kürtçesiyle Yunus Emre'nin güzel Türkçesi arasında bir fark yoktur. Onun için bir taraftan bize bu vatanı emanet eden o manevi öncüleri ziyaret ettim. Ama hafta içinde de sembolik olarak bir şey daha yaptım. İstiklal Harbimizin bütün önemli mekanlarını Samsun'a gittim, Meşale Şehir diyerek. Erzurum Kongresi'ne yapıldığı Erzurum'da kongrelerimizi başlattık, ilk kongrelerimizi. Amasya'ya gittik, Amasya Tamimini okumak üzere ve Balıkesir'de ilk Kuvayi Milliye ışığının yandığı Alaca Mescid'in orada Kuvayi Milliye Meydanı'nda da konuştuk. Şunu söylemeye çalıştık. Bir gün Erzurum'da, bir gün Balıkesir'de. Erzurum'da, Erzurum Kongresi'ne katılan Dersimli Abbas Necati'nin dünyası neyse, Balıkesir'de Kuvayi Milliye'yi başlatan 15 Eylül'den 2 gün sonra, 17 Eylül'de Kuvayi Milliye'yi başlatan Vehbi Efendi'nin dünyası aynıdır. Doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi ayrılmasına izin vermedik, ayrılmasına hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Onun için mücadelemiz yeniden Kuvayi Milliye mücadelesidir. Mücadelemiz bütün bir milleti tekrar bir aşk, sevda ile yeni bir tarihi yolculuğa çıkarma mücadelesidir. Şimdi bakınız, buradan bütün muhalefet liderlerimize ve muhalefet partilerimize çağrıda bulunuyorum. Hepimiz mahallelerimizden çıkalım. Bütün millete. Kimse kendi mahallesinin sığınağında rahat bir dünyada yaşamasın. Çıksın mahallesinden, köyünden, kasabasından ve başka mahallelere girsin. Sünni vatandaşlarıma söylüyorum, sesleniyorum. Alevi kardeşlerinizle kucaklaşın. Hak Muhammed Ali diyenlerle Hazreti Muhammed'in yolunda olduğunu her fırsatta zikredenler arasına kimse giremez. Türk ve Kürt kardeşlerime sesleniyorum, Zaza kardeşlerime, Arnavut, Boşnak hepsine sesleniyorum. İstiklal Harbi'nde nasıl bir aradaysak, nasıl Balıkesir'de Kuvayi Milli aşkı yanarken Van'da 120 genç, ondan 3-4 sene Sarıkamış'a 14-15 yaşlarında cephane taşırken şehit olmuşsa, Van'la Balıkesir'i, Kars'la Kırklareli'ni kimse ayıramaz. Ama bu yetmez. Ben katılıyorum Sayın Bahçeli'ye. Hamasi nutuklarla bu olmaz. Alana ineceğiz. Bakın ben indim. İnmeye devam edeceğim. Kongrelerimize ve seçim için talimat verdim. Bu süreç içinde gitmediğimiz vilayetimiz, Al Bayrağı ve AK Parti bayrağını dalgalandırmadığımız yurdun hiçbir köşesi kalmayacak. Çünkü AK Parti 81 ilin 71'inde birinci parti. 81 ilin 78'den milletvekili çıkarmışız. AK Parti demek milletin ta kendisi demek. Onun için biz çözüm demişsek hamaset falan yapmayız. Gider etnik ve mezhebi arka plana bakmadan herkesin Anadolu'da ve Trakya'da terinin kokusunu yanağımızda hissederiz. Evet, gerekirse yaşına hürmeten herkesin de elini öperiz. Ama kimse elimizi öptürmeyiz. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi 33 il, Milliyetçi Hareket Partisi ise 47 ilden hiç milletvekili çıkaramamış. Şimdi alın haritayı, ne olur. Bu bize lazım. Bir iktidar partisi olarak bundan memnun olmam lazım ama memnun değilim. Bize her yerde konuşan muhalefet lazım ki muhalefette de bir birlik beraberlik olabilsin. Milletin buna ihtiyacı var. CHP 16 şehirde, MHP ise 23 şehirde %10 barajının altında kalmış. Güneydoğu Anadolu'da %5'in altındasınız. Doğu Anadolu'da %7'nin altındasınız. CHP için söylüyorum, MHP için de Güneydoğu Anadolu'da %5'in altındasınız. Nasıl temsil bu? Şimdi bakınız, o zaman çözüm sürecine bizim anladığımız şudur. Bu toprakların her rengi,
her dili, her dağı, her şehri, her karesi bizim için kutsaldır. Ve orada yaşayanların kültürü, dili, kendi ananesi neyse onlar da aynı şekilde kutsaldır. Süphan Dağı'nı Uludağ'dan, Ilgaz'ı Nemrut Dağı'ndan ayırmak nasıl mümkün değilse, farklı lehçeler, diller konuşuyor diye bu milleti birbirinden ayırmak mümkün değildir, olmayacaktır. Tabii HDP de aynı çağrıda bulunuyor. Artık Türkiye'li olun. Türkiye'li partisi olmak bir meziyettir. Her yerde konuşalım. Bir mahallede, bir bölgede değil. Öncelikli çağrım bu. Aidiyet bilincini güçlendiriyoruz, güçlendireceğiz. Ve AK Parti kadrosu buradayken, AK Parti tabelaları yurdun her yerindeyken bu milleti bölmeye de, bu millet arasına fitne sokmaya da kimsenin gücü yetmeyecektir. Şimdi ikincisi demokrasinin güçlendirilmesi. Hepimizin demokrasiye sahip çıkmamız lazım. Hepimizin demokrasi söz konusu olduğunda başka her şey teferruat demesi lazım. Demokrasiye ister, milli iradeye ister şu cihetten ister bu cihetten herhangi bir müdahale söz konusu olduğunda hepimizin gür bir sesle ayağa kalkması lazım. Evet biz kalktık. Partilerin yasaklanma, kapatılmasını biz neredeyse imkansız hale getirdik ama yeterli desteği bu meclisten göremedik. Tamamıyla imkansız hale gelecekti. Daha birçok gelişmede o Dünya İnsan Hakları Günü'nde iftarla söylüyorum, 12 yıl içindeki demokratik reformlarımızı saysak herhalde bir başka kitapçık daha dağıtmamız gerekir. Vaktimizin darlığı sebebiyle girmeyeceğim ama 12 yıl önce olağanüstü halde yaşıyordu memleket. Köyler boşalmıştı. Mezralar, yaylalar sessiz kalmıştı. Şimdi olağanüstü hali de kaldırdığımız gibi demokratikleşme adımlarını attık, atmaya devam edeceğiz. Çünkü ekonominin temeli siyasi istikrardır. Siyasi istikrar da demokrasiyle gelir. Yurt dışında bir konferansta Dışişleri Bakanlığım döneminde Türkiye'nin bu ekonomik başarısını neye borçlusunuz diye bir soru sorulduğunda şunu söyledim. Biz bu arada büyük doğal gaz kaynakları bulmadık. İngiltere'de bir toplantıda. Petrol kaynaklarımız da yok. Kimse bize Avrupa'daki krizde olduğu gibi milyarlarca, yüz milyarlarca euro para da vermedi. Biz bir sömürgeci devlet olmadığımız için elimizde birikmiş sermaye de yoktu. Ama neyi keşfettik biliyor musunuz dedim. İşte aramızdaki fark bu. İnsan odaklı siyaset anlayışı bu. Biz insanımızdaki cevheri harekete geçirdik. İnsanımızdaki cevheri. Hiçbir cevher insan cevherinden daha kıymetli değildir. Ve bu harekete geçiş sebebiyle, bakınız, sizler reddedebilirsiniz Sayın Kılıçdaroğlu. Ama binalar ortada, yapılanlar, her şey ortada. Bakınız, sadece zikredeceğim. Kitapçıkta ve zaten gittiğiniz her ilde görürsünüz. Son 12 yıl içinde 100 yeni üniversite açtık. 76-176 oldu. İlk ve orta öğretimde 234 bin derslik yapıldı. 73 şehrimizi doğalgaza kavuşturduk. Yakında doğalgazın ulaşmadığı şehir kalmayacak. 757 yeni hastane inşa ettik. 1737 birinci basamak sağlık tesisi inşa ettik. 276 barajın yapımını tamamladık. 1330 spor tesisi yaptık. 182 gençlik merkezi açtık. 632.600 konut yaptık. 189 adalet sarayı yaptık. 17.591 kilometre bölünmüş yol yaptık. Bütün dünyanın takdirle izlediği Marmara'yı hizmete açtık. Asya'yı, Avrupa'yı birbirine bağladık. Bunlar hep biz yaptık ve milletin helal kazançlarıyla yaptık. Atak helikopterli yaptık. Rasat ve Göktürk uydularını uzaya gönderdik. İlk defa milli savunma sanayini bu derece güçlü hale getirdik. Bağımsızlığımızın birinci şartı savunma sanayimizin güçlenmesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri bundan sonra sizin dönemlerde diyeyim olduğu gibi tank modernizasyonu için bizden çok daha gerideki ülkelere müracaat etmek zorunda kalmayacak. Altay tankını da yapıyoruz. Uçağımızla yapıyoruz. 90 organize sanayi bölgesi yaptık. 700 bin istihdam sağladık buralarda. Ayrıca istihdama geleceğim çünkü zikredildi. Havalimanlarımızı 26'dan 53'e çıkardık ve Türkiye'nin her yerine siz de herhalde havalimanlarına uçabiliyorsunuz havalimanlarından. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurt sayısını 190'dan 438'e çıkardık. Kredi verilen öğrenci sayısını 451 binden 881'e çıkardık.
Ayrıca 364 bin öğrencimize burs veriyoruz. TİKA'nın faaliyet sahasını 38'e çıkardık. Dünyanın en önemli insani kuruluşlarından biri haline getirdik. 30 ülkede 38 Yunus Emre Kültür Merkezi açtık. 3 milyar 307 milyon dolar resmi kalkınma yardımıyla şu anda gayri safi milli hasılasına göre dünyada insan hakları gününde söylüyorum. En fazla insani yardım yapan ülke Türkiye'dir. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle şefkatli ve kuvvetli bir devlettir bizim dönemimizde. IMF defterini kapattık. Oraya geleceğim makroekonomikten gelire. Şimdi IMF'nin işlerine bizim icra direktörü olarak bizim hazine müsteşarımız bakıyor. Başarıları dolayısıyla Türkiye'deki. Dünyada en çok turist alan 6. ülke konumuna geldik. Sosyal hizmetlere 1 milyar 376 milyon lira ayrılırken yeni bütçemizde 26 milyar 561 milyon ayırdık. Sadece engellilerimize 10 milyar, eski rakamla 10 katrilyon sosyal yardım ayırdık. Engellilerimizin aileleri her gittiği yerde bize teşekkür ederler. Çünkü aileler tatil yapmak istediklerine bakıcı gönderiyoruz. Bütün masrafı devletten karşılanmak üzere. Çünkü onlar bizim başımızın tacıdır. Memleketimizin bereketidir. Engelli ya da herhangi bir vatandaşımız darda ise bize Ankara'da uyumak haramdır. Köydes projesiyle 9 milyar kaynakla köylerimize gittik. Tarımla ilgili söylediklerinize tek tek geleceğim. Tarımsal milli gelir 36 milyar liradan 116 milyar liraya çıkardık. 759 enerji santralı yaptık. 11 yılda evet 3 milyar 250 milyon fidan diktik. Tabii buradan Yalova'da kesilen asırlık çınarları eksi olarak çıkarmak gerekecek. Ayrıca teşekkür ederim. Bilseydim bir gün daha beklerdim ama inşallah benim çağrıma kulak vererek yapmamışsın o açıklamayı. Ama buradaki hassas şey şu, Yalova Belediye Başkanı, Genel Başkan haberi vardı diyor. Siz yoktu diyorsunuz, üzüldüğünüzü söylüyorsunuz. Tabii hani benim başbakanlığımı tartışmaya açıyorsunuz ama belediye başkanınızla biraz daha iyi koordinasyonunuz olursa tavsiye ederim, faydalıdır. Şimdi makroekonomi gelecek, hepsine cevap vereceğim, merak etmeyin. Bizde bakın 3 milyar 250 milyon sayı biliyorsunuz. İnşallah yakında her bir insan bireyi için bir ağaç dikmiş olacağız. 7 milyar ağaç dikeceğiz bu ülkeye. Yemyeşil kılacağız her yeri. Çevre duyarlılığımız da bu. Makroekonomik göstergelere girince biraz hızlanmak zorundayım. Cevap verilecek hususlar var. Türkiye ekonomisini 230 milyar dolarlık bir ekonomiden 822 milyar dolarlık bir ekonomi haline getirdik. Ekonomimizi 3,5 kat büyüttük. Şimdi bu büyüme, bu rakam matematiksel olarak bir rakamdır. Hani hayalden söylenmiyor. Matematiği bilen aradaki farkı görür. Şimdi 56 yılı 43 yıl dediniz 1946'dan bugün ama onu mazur görelim matematik hesaplama hatası olarak ama bu rakamları ne yapacaksınız? Nasıl izah edeceksiniz? Yani 230 milyardan 822 milyara ve ayrıca öyle bir kurnazlık yapıyor ki Sayın Kılıçdaroğlu. Diyor ki 2009'da gayri safi milli hasıla şuydu. Şimdi 10.500 işte yükselmedi. Peki 2009'da kim iktidardaydı? Oraya kim getirdi? Bizimle karşılaştırıyor. Başka karşılaştıracak bir şey yok. Peki aynı dönemde küresel ekonomik kriz yaşandı ve Avrupa'da Türkiye'de 2009'dan bu yana 100 olan milli gelir nispet olarak 120'ye çıktı. Aynı dönemde Avrupa'da 100'den 98'e geriledi. Negatif büyüme var. Bazı ülkelerde ismini zikretmeyeyim. Hepsi komşu ülkelerimiz. Hiçbirini rencide etmek istemem. Bu rakamlar 70'e falan geriledi. 70'e geriledi. Küresel krizin olduğu bir dönemde biz ekonomiyi büyütmeye devam ediyoruz. Ve her sene büyüyor. Ama bunu tabii bizimle bizi karşılaştırdığı için idrak etmek mümkün olmuyor. Şimdi 2002 yılında 28 milyar döviz rezervimiz vardı. 133 milyara çıktı. Bakın şimdi bu çarpıcıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok İlginç bir demecini geçenlerde sürekli tekrar ediyor bugünlerde. Milletimiz de dinliyor. Diyor ki bana bir 4 yıl verin. Sonrasını istemiyorum. Şimdi neden söylüyor biliyor musunuz? Bu rakamları biliyor. Bu rakamları biliyor. Yani hazinemizin dolu. Efendim rezervimizin bol olduğunu biliyor. 4 yılda gelecek. Gelecek. 4 yıl harcayacak. Nereye harcayacak? Biraz sonra geleceğim. 4 yıl harcayacak, sonra gidecek. Yok öyle ucuz ama. Millet, bakın şimdi.
1991'de SSK Genel Müdürlüğü'ne geldiniz. SSK kar yapıyordu o zaman. O zamanın parası 128 bin lira az da olsa kar görünüyordu. 4 yıl sonra 1995'te 81 trilyon 335 milyon zarar yaptı SSK. 8 yıl sonra iyi ki 4 yıl, keşke 4 yıl kalsaydınız. 8 yıl kalmışsınız. 1 katrilyon 111 trilyon zarar yaptı SSK. Allah milletimizi korusun. Şimdi bakın. Dinleyin niye? Ben sinirlenmedim. Orada güzelce dinledim, not aldım. Ne güzel dinleyin. Daha çok ders alacaksınız, dinleyin. Dinleyin. Şimdi OECD siz sonra cevabı verirsiniz siz. OECD ülkeleri içinde bakınız. OECD ülkeleri içinde gelir dağılımını en hızlı düzelten ülke biziz. Devraldığımızda yoksulluk sınırı 4.2 dolardır günde. Bir de 2 dolar, bir de 1 dolar birim var. %4.2'nin altında Türkiye'de %30 4.2'nin altında yaşıyordu. 4.2'nin altında günde 4.2 doların altında %30 yaşıyordu. Şu anda kaç kişi yaşıyor biliyor musunuz? Sadece %2.7. Hepsi o yoksulluk sınırının üstünde orta gelir grubuna çıktılar. Ve orta sınıfın en güçlendiği ülkelerden biriyiz. OECD rakamlarına göre de gelir dağılımını Singapur'da gelir dağılımını en hızlı düzelten ülkeyiz. Şimdi istihdam konusu tabii yine o da sorular arasında geldi ve gerçekten üzüntü duyduğum bir husus aslında sonunda söyleyecektim. Vizyonumuzu tamamladıktan sonra ama neyse sonra söyleyeyim. Kendi sizin özel şeyinizde bozmayayım. Yoksulluğu azalttık. Günlük 2.15 doların altında kimse kalmadı. 2002 yılında sadece 36 milyar dolar olan ihracatımızı 2013 yılında 4 katına çıkartarak 151,8 milyar dolara çıkardık. Bu sene ilk 10 ayında ihracatımız %5.6 oranında artırdık. İthalatımızı %3.9 azalttık. Dış ticaret açığımız %18.2 düştü. Ekim sonu itibariyle 12 aylık ihracatımız 158.8 milyar dolar. Bütçe rakamlarına bakalım. Merkezi yönetim bütçe açığının milli geliri oranı 2002'de %11'di. Şimdi %1 seviyesine düştü. 2013 yılı sonu itibariyle 28 AB üyesi ülke ile kıyaslandığında genel devlet bütçesi dengesi en iyi durumdaki 4. ülke konumundayız. 2002 yılında her 100 liralık verginin değerli milletvekilleri 86 lirası faiz ödemelerine gidiyor. Bugün sadece 15 lirası gidiyor. Gelecek sene bunu 13 liraya kadar düşüreceğiz. 2002 yılında toplam bütçe harcamalarının %43,2'sini faiz ödemeleri oluşturuyordu. Bugün faizin bütçedeki payını %12'ye düşürdük. 2002 yılında %74'e ulaşan kamu borcunun milli geliri oranını %33'lere kadar gerilettik. 25 Avrupa Birliği üyesi ülkeden bu anlamda daha iyi durumdayız. Avrupa standartlarının çok üzerindeyiz. 2002 yılında ülkemize sadece 1.1 milyar dolar alan doğrudan yabancı yatırım 2013 yılında 12,9 milyar dolara yükseldi. 1984-2002 döneminde ülkemize gelen doğrudan yabancı yatırım 14,6 milyar dolar olurken 2003 yılından bugüne toplam 145 milyar oldu. Şimdi demin ki o büyük inşaat faaliyetleri ve bunları bütün bu makroekonomik göstergeleri yan yana dizdiğimizde 100 yılın muhasebesini yaptığımızda artık düğünü umumiye benzeri IMF borçlu bir ülke yok. Kendi kendine kalkınabilen, dış yardım almadan IMF'ye kucak açmadan, el açmadan kalkınabilen bir ülke var. Bugün AK Parti'nin 13. bütçesini sunuyorum ben. Bu vesileyle biraz önce saygı sınırlarını da aşarak Cumhurbaşkanımıza yapılan sarf edilen sözleri de burada şiddetle kınayarak Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş 12 bütçeyi sunan ve 12 yıl bu millete hizmet etmiş bu başarılara imza atmış Cumhurbaşkanımıza burada huzurunuzdan selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Eğer bugün başıdik onurlu bir ülke varsa, dünyada en fazla temsil edilen 7. ülke isek, İtibar budur. Geleceğim ona. Eğer yolsuzluk sizin dönemdeki gibi olsaydı, biz bu başarıları sağlayamazdık.
2001 unutmayın. 2001 unutmayın. Kimlerin yüce divanda yargılandığını unutmayın. Unutmayın, unutmayın. Yok. Lütfen yok. Arkadaşlar. Müdahale ederseniz müdahale görürsünüz. Biz öyle... Lütfen öyle, dinleyelim. Cevap öyle, vermek gerekiyorsa söz veririz. Lütfen. Sataşmalardan lütfen falan çekinip susacak değiliz. Bu ülkeye kimse borç vermedi. Biz maden de bulmadık. Tasarrufla, Sayın Türkan, yolsuzlukları engelleyerek bu ülkeyi bu hale getirdik. Lütfen. Şimdi... Lütfen. Böyle bir usul yok. Şimdi... Cevap vermek gerekiyorsa verirsiniz. Yapmayın lütfen. Söyleyeyim. Bakın şu ana kadar iyi götürdük. Şimdi şunun şurasında fazla bir şey kalmadı. Biraz daha sabırlı olalım lütfen. Buyurun Sayın. Şimdi burada. 2015 bütçemizin büyüklüğü 473 milyar Türk lirası. Bu büyüklüğün dikkat ediniz. 119 milyar Türk lirasıydı 2002'de. Sadece sağlık ve eğitimdekini zikrediyorum. Sağlık eğitime ayırdığımız 87,5 milyar, sağlığa ayırdığımız 80,9 milyar. İkisini topladığınızda 168 milyar. İki kaleme 168 milyar ayırıyoruz şimdi. 2002'de bütün bütçe 119 milyardı. Nereden geldi bu para? İşte hortumları kestiğimiz için, yolsuzlukları durdurduğumuz için. Sadece eğitime. Şimdi yolsuzluklara geleceğim. Size de söyleyecek sözüm var. Bekleyin biraz, sabredin canım. Aceleye gerek yok. Şimdi sadece eğitim dediği için Sayın Kılıçdaroğlu, eğitime ve sağlığa ayırdığımız bütçe 2002'deki toplam bütçeden 60 milyar daha fazla. İşte aradaki fark bu. Peki 62. hükümet olarak ilk bütçemizi sunuyoruz. Görev alır almaz hemen hükümet programımızı bu kürsüden okuduk. Bazı beklentiler muhtemelen şuydu. Yeni hükümet, 62. hükümet geride kalan 8 ayı kapsayan 8-9 ayı seçime kadar bir program yapar, geçici bir program sunar. Hayır. Arkadaşlarıma talimat verdim. Değil 8 aylık, 4 yıllık, 9 yıllık 2023'e kadarki programın ana çerçevesini çizeceğiz. İkinci atılım hamlesini ve yeni Türkiye'nin yükselişinin programını yapacağız. Ve bunu yaptık. 5 temel esas üzerine yaptık. İleri demokrasi, insani kalkınma, yaşanabilir mekanlar ve çevre, güçlü ekonomi, öncü ülke. İşte 2023 vizyonumuz bu. Biz bu vizyonu gerçekleştirmek için çalışırken sizin hayalleriniz buna yetişemez Sayın Kılıçdaroğlu. Bizde strateji de var, ufuk da var, vizyon da var. Sadece eleştirmek yok. Hemen orta vadeli programı açıkladık. Arkasından şimdi tabii ekonomiyi statik zannettikleri için şaşırıyorlar. Niye diyor 12 yıldır yapısal dönüşüm programları? Dünya değişiyor. Ekonomi dinamik. Küresel krizden çıkmışız. G20 toplantısında herkes yapısal reform çabasından bahsediyordu. İki ülke sadece yapısal reform paketi açıklayabildi. Türkiye ve Meksika. Dünya ekonomileri şu anda G20'de alınan karar %2 kalkınmayı nasıl sağlayacağız diye tartışılıyor. Biz normal hedef olan %2 kalkınmanın dünya ortalamasının 2-3 mislini gerçekleştiriyoruz bu şartlarda. Bunu gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Bu yapısal sektörel 25 alanda programı açıkladık. 9'unda detayları verdik. 1300 eylem planı açıkladık. Ve inşallah bunları tek tek gerçekleştirdiğimizde de Türkiye'de reel sektörün canlanması, ihracatın ithalatı karşılama oranının en üst düzeye çıkması sağlanacak ve en önemlisi de Ar-Ge alanında çok ciddi atılımlar yapacağız. Geçen hafta inovasyon toplantısındaki uygulamalı buluş diye Türkçeleştirme teklifinde bulunan inovasyon haftasında zikrettik. Biz iktidara geldiğimizde gayri safi milli hasıladan Ar-Ge'ye ayrılan pay sadece %0,55'ti. Şu anda 2 misline çıktı, %1. En kısa zamanda gelişmiş ülkelerdeki nispetlere %3'e doğru çıkacağız. Hedefimiz bu. Her yerde Ar-Ge çalışmalarını teşvik ediyoruz. Eğitim ve diğer alanlarda bu çalışmaları sürdürmeye kararlıyız. Kısaca bunun yani milli aidiyet bilincimiz güçlendiği zaman, buna dayalı olarak milli iradenin tahkim edildiği, demokrasinin sağlam zeminlere oturduğunda, ekonomimiz sağlam ayakları üstünde durduğunda dünyada dördüncü önemli husus, dünyada da itibarlı bir ülke haline gelirsiniz. 100 sene önce bizi komşu halklardan kopardılar.
milletimizi parçaladılar. Biz dış politikamızı komşu halklarla bütünleşme üzerine kurduk. Bakınız, bakınız, bir ay içinde Bağdat'a gittim, Bağdat'a ve Erbil'e gittim. İnşallah Sayın Abadi buraya gelecek. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyine ortak kabine toplantısını tekrar başlatıyoruz. Size kara haber. Yunanistan'daydım. Yunanistan'daydık. Yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısı yaptık. Sayın Putin Ankara'ya geldi. Üst düzey işbirliği konseyi toplantısı yaptık. Hani komşularla sıkıntı var deniyor ya. Bakın başladık. Hepsiyle yapıyoruz. Kimle sıkıntımız var biliyor musunuz? Sayın Kılıçdaroğlu. İşte o gördüğünüz küçücük Suriyeli kızı buraya gönderen Beşar Esad'la sıkıntımız var. Ve olacak. Bahsettiğiniz kız, o bahsettiğiniz küçücük kız var ya, eğer sizin sözünüzü dinleyip kapımızı onlara kapatsaydık şu anda yaşamıyor olacaktı. Yaşamıyor olacaktı. Sizin Halep'in üzerine bombalar yağarken, Türkmenler Bayburcak'ta katledilirken, Halep'te, Azaz'da, İdlib'de Kürtler, Türkmenler, Araplar katledilirken Sayın Kılıçdaroğlu da dönüp böyle konuşuyordu. Öyle değil mi arkadaşlar? Her taraf genel kurul. Evet, buyurun Sayın Başbakan. Şimdi bir dakika. Siz oraya heyet gönderdiniz. Bayırbıcak Türkmenleri katledilirken heyet gönderdiniz. Elini sıktınız Beşar Esad'ın. İşte biz onlarla problemliyiz. Bir daha ilan ediyorum. Nerede zalim varsa onunla problemliyiz. Bu bize onurdur. Nerede mazlum varsa onunla kucak kucağıyız. Bu da bize onurdur. Mısır konusu. Bizim Mısır halkıyla bir problemimiz yok. Kılıçdaroğlu Kahire'ye hiç gitmediği için bir giderseniz bir taksi şoförüne binin. Eminim Türksünüz diye para almaz sizden. Çünkü hepsi bizi bilir. Ha. Bir Mısır'da biz Mısır halkıyla hiçbir problemimiz yok. Mısır bizim aziz ve kadim dostumuzdur. Ama darbecilerle problemimiz var. Sizlerle problemimiz olduğu gibi. Siz de darbecisiniz. Sizlerle problemimiz olduğu gibi. Yeni başlıyoruz. Oturun. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar lütfen. Lütfen yerinize oturun. Lütfen. Arkadaşlar lütfen yerinize oturunuz. Efendim konuşmasını bitirsin. Size söz vereceğim. Hayır size söz veririm. Konuşmasını bitirsin. Hayır. Şimdi bakınız. Değerli milletvekilleri, bir dakika, lütfen yerinize oturunuz. Eğer konuşmasını bitirdikten sonra müsaade edin. Sayın Başbakan ne demek istediğini bir açıklasın. Lütfen yerinize oturunuz. Konuşmasını bitirsin, size söz veririm. Lütfen değerli arkadaşlar. Lütfen yerinize oturunuz. Oturun. Ne demek istediğini Sayın Başbakan belki açıklayacak. Tatmin olmazsanız size söz veririm. Arkadaşlar, İngök, Sayın Başbakan ne demek istediğini açıklar. Tatmin olmazsanız size söz veririm. Ama böyle olmaz. Böyle müzakere yapamayız. Evet lütfen. Sayın Başbakan. Arkadaşlar lütfen yerinize oturunuz. Lütfen yerinize oturunuz. Evet. İzah edin. Bir dakika. Anlaşamıyoruz bu gürültüden karşılıklı anlaşma imkanı yok. Sayın Başbakan ne demek istediğini açıklar. Katılmıyorsanız, yeterli bulmuyorsanız size söz veririm. Onu söylüyorum. Size söz veririm diyorum onun için. Bakın Sayın Başbakan konuşmasını bitirsin. Usul böyle. Elbette her konuşmasına katılmak mecburiyetiniz yok.
sataşma varsa, sizin açınızdan sıkıntılı bir açıklamaysa onu tekrar Sayın Başbakan ne demek peki, istediğinizi ben açıklar mısınız? Bir dakika. Efendim? Sayın Başbakan ne demek istediğini açıklar. Eğer tatmin olmuyorsanız, doğru bulmuyorsanız ondan sonra iş tüzük hükümlerine göre işlem yaparız. Lütfen. Evet, lütfen. Lütfen arkadaşlar. Yerinize herkes yerine otursun. Bir anlaşalım. Herkes yerine otursun. Aynı anda bu kadar kişiyi dinleme imkanım yok benim. Sayın Başbakan, ne kastediyorsunuz bununla? Bunu bir tavsiye edin. Şimdi ben herkes yerine otursun lütfen. Lütfen şimdi, arkadaşlar. Bu kadar hiddete gerek yok. Çıkar. Lütfen Sayın Başbakan. Siz dönüp Sayın Kılıçdaroğlu. Herkes lütfen. Bir kişinin ağzından bir söz çıktı mı duyacağı sözü de düşünmeli. Siz dönüp bana Mısır halkıyla kavgalısınız diye hitap ederseniz bütün dünyaya. Bir dakika. Lütfen. Bir dakika. Arkadaşlar bir dinleyin. Lütfen Mısır arkadaşlar. Halkıyla Türk halkı kardeştir. Ben de size arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar lütfen yerinize oturunuz. Lütfen. Lütfen. Ya bir dakika hiddetlenmeyin, daha sorularınıza cevap vereceğiz. Bir dakika. Arkadaşlar lütfen. Allah Allah. Sayın Başbakan devam edin. Evet. Ancak evet. Bir tavsiye getirirseniz şimdi de uygun bakınız. Olur Sayın Başbakan. Rica bakınız. Edeceğim. Bakınız. Siz Mısır halkıyla bizim Mısır halkıyla bizi düşman yaptığımızı söylediniz. Bu sorum çıkartırız. Evet, Suriye'nin Sayın Ünal, siz şimdi, de kimse ben karışmasın. Ben de darbe döneminde Mısır'da darbe olmuşken oraya heyet gönderdiğiniz için sizi darbecilikle suçluyorum. Tamam mı? Evet. Hayır. Darbeyi bir dakika. Beklemekle suçluyorum. Efendim, ama siz yaranız var da 27 Mayıs'ı hatırlıyorsanız kendi bileceğinizi bilin. Arkadaşlar. Hayır, ne demek istediğini söyledi. Eğer bununla tatmin olmuyorsanız konuşmasını bitirsin, söz vereceğim. Konuşmasını bitirsin. Ama söyledikleriniz anlaşılmıyor. Sözledikleriniz anlaşılmıyor. Sayın Başbakan lütfen devam bakınız, edin. Bakınız, siz bu ülkenin geri falan lütfen. Anlıyorum. Darbeyi lütfen darbecilerin elini sıktınız. Sayın Hamza Çebi. Dinleyin. Lütfen. Ya bir lütfen. Siz bu ülkenin cumhurbaşkanı hakaret edeceksiniz. Bu ülkenin hükümetine başka bir milletle problemli hale getirdi diyeceksiniz. En ufak bir eleştiride tepki gösterecek. Bir dinleyin bakalım. Lütfen. Bir dinleyin bakalım. Ve bakınız tekrar söylüyorum. Lütfen. Ya siz bana dikkat edin. Sayın Hamza Çebi. Ben ne söyleyeyim biliyorum. Sayın Hamza Çebi. Oturun. Lütfen. Bakın vakit lütfen. Geçiyor. Ama bakınız bir şey de anlaşalım. Sayın Başbakan'ın sözünde katılmıyor olabilirsiniz, rahatsız olabilirsiniz. Konuşmasını bitirir, talep edersiniz, size söz veririz. Bunun usulü şimdi, böyledir. Konuşmayı keserek karşılıklı bir şey yapamayız. Sayın Hamza Çebi, bak siz tecrübeli bir arkadaşımızsınız. Bunun nasıl olacağını biliyorsunuz. Konuşmasını tamamlar. Şimdi bakın. Görüşlerini açıklar. Bir sataşma varsa, bakınız. Bir itham varsa cevap verirsiniz. Tamam. Söz vermezsek o takdirde bu türlü itirazları yaparsınız. Bırakın lütfen Sayın şimdi, Başbakan konuşmasına bakınız, devam et. Siz bundan alındınız Sayın Kılıçdaroğlu ve alındınız. Benim kastettiğim, dinleyin bir dakika. Benim kastettiğim çok açıktır. Lütfen arkadaşlar ya. Çok açıktır. Biz Mısır halkıyla beraberiz, darbecilere karşıyız. Siz de gidip darbenin yapıldığı dönemde heyet gönderdiniz. Kastettiğim budur. Ama niye evet. Bu kadar anlıyorsun diyorum. 27 Mayıs düşünüyorsanız kendi bileceğiniz şey. Şimdi bakınız ama. Lütfen arkadaşlar. Şimdi sakin bir şekilde dinleyecekseniz bir konuya daha dikkati çekeceğim. Sakin bir şekilde dinleyeceksiniz. Niçin bu kadar ağır bir ifade kullanmak durumunda kaldım biliyor musunuz Sayın Kılıçdaroğlu? Lütfen. Bir dakika. Lütfen Sayın Başbakan. Bazen Sayın Başbakan genel ve lütfen. Evet, bazen, genel kurula. Bazen empati yapmakta fayda var. Yani siz, şimdi bir başka konuya geleceğim. Evet, ben
AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde dedim ki bizim siyasetimiz ahlak meselesidir, erdem meselesidir ve bundan sonra da söylüyorum. Bizim siyasetimizin esası ahlak olacaktır, erdem olacaktır, irfan olacaktır. Şimdi siz şöyle döndünüz ve bütün ben başta olmak üzere bütün bakanlar kuruluna tabii dediniz sizin çocuklarınızın iş problemi yok ve bir dakika anonim bir suçlamada bulundunuz. Kastettiğiniz şey şu, bizim çocuklarımız haksız yere bir yerlerde istihdam ediliyor, öyle mi? Peki, bakın benim çocuklarım da, akrabalarım der ki hepsi meydanda, bakan arkadaşlarımızın da. Yalnız size bir şey göstereceğim, bir belge. Sene 1997, Sayın Kılıçdaroğlu o yıllarda müsteşar yardımcısı ve SSK genel müdürü. Kılıçdaroğlu'nun oğlu ki ben hiçbir zaman siyasette aileyi karıştırmayı ilkesi olarak karşıyım. Ama madem ki siz döndünüz ve bizi, bütün bu heyeti anonim olarak suçladınız, şimdi duyacağınız sözleri sabırla dinleyin. Kılıçdaroğlu'nun oğlu 14 yaşında, ilköğretim son sınıf öğrencisi. İşe giriş tarihi bir şirkete işe giriyor, bir kuruma. 1 Mart 1997. İşten çıkış tarihi 1 Mayıs 1997. O günlerde emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme var. 14 yaşındaki çocuğunuzu işe alıyorsunuz, sigortalı yapıyorsunuz. Çocuk okuldayken işte çalışıyor görünüyor, sonra da çıkartıyorsunuz. Lütfen kızınız. Arkadaşlar. Ve işte giriş ve çıkış. Açıklayın. 14 yaşında bir çocuğun nasıl sigortalı yapıldığını açıklayın siz döneminizde. Lütfen arkadaşlar. İki, şimdi ben soruyorum, dinleyin, siz de cevap vereceksiniz. Eğer bana dönüp ailemle ilgili bir şey söylersen cevabını alırsın. Kim yaparsa yapsın. Sayın Başbakan lütfen genel kurula hitap edin. Kızınız Azime Aslı Kılıçdaroğlu. Doğum tarihi 1976. 19 yaşında. 1 Nisan 1995'te işe giriyor. 30 Nisan'da işi bırakıyor. Sadece sigortalı olarak işe başlamış olmak için yapılıyor bu işlem. Sizin döneminizde. Sayın Zeynep Kılıçdaroğlu. Hepsinden özür diliyorum. Çocuklarınızın bir kabahati yok. Kabahat size ait. Onlardan özür diliyorum. Ama bunu söylemek zorunda bıraktınız. Lütfen. Bakın. Hayır, lütfen arkadaşlar. 17. Lütfen. Sayın Başbakan. Konuyu çok fazla kişiselleştirmeden konuşalım lütfen. Şimdi. Lütfen. Yine genel başkan yardımcınız bir takım iddialarda bulundu. KPSS birilerinin fısıldamasıyla KPSS sınavlarını çalan bazı çevrelerin, bakın, sınavsız alındı iddiası. Burada onlarca Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun daha önceki soy ismini taşıyan Karabulut Gündüz ailelerin şeyleri var. Sayın Başbakan. Konu yeri kadar anlaşıldı. Lütfen konuyu fazla kişiselleştirmeden genel kurula hitap edelim. Sayın Başbakan. Sayın Kılıçdaroğlu, bu dosyayı size yollarım. Sizin imzanızla sizin hakkınızda teftiş kurulunun raporu var. Ve bu kurulda açık bir şekilde söyleniyor ki ilave puanlar verildi ve neticede kazanan sayısının artırıldığı. Bunu size vereceğim. Vakit kaybetmemek için zikretmiyorum. Eğer siyasete seviye getireceksek ailelerimizi bunun dışında tutalım. Ama dönüp anonim olarak hükümete dönüp de bir ithamda bulunamazsınız. Buna izin vermeyiz. Şimdi bir de şu güzel bir şey yalnız. Kılıçdaroğlu'nu bir yerde takdir edeceğim. Eminim herkes. Ebu Zer'i biliyor. Çok önemli. Çok önemli. Birkaç gün önce din dersi bağlamında Orta Çağ Karanlığı diye sözler sarf etmişti. Sizin Orta Çağ Karanlığı dediğiniz dönemin aydın şahsiyetidir Ebu Zer. Biz onun yolundayız. Orta Çağ Karanlığı dediğiniz dönem Hacı Bektaş-ı Veli'nin dönemidir. Ehli Beyt'in dönemidir. 12 İmam'ın dönemidir. Ama mesafe var.
Ebu Zer'i okuyun. Daha başkalarını da okursanız medeniyetimizin künhüne vakıf olma ihtimaliniz var. Şimdi DEİK, DEİK'e %1 vergi. Şimdi hesap uzmanı Sayın Kılıç, bu sorulardan biri buydu. DEİK'teki vergi değil, aidat. Aidat için kanun gerekmez. Aidat yönetmelikle düzenlenir. Kesinlikle hiçbir şekilde de gayri kanuni bir işlem burada yoktur. Şimdi enerji konusunda çiftçilerimizi de istismar eden bazı hususlar zikredildi. Şimdi mazot dedi, Türkiye'de en pahalı 2.10 dolara satılıyor Türkiye'de. Şimdi tabii piyasaları takip etmediği için, danışmanlar da hep yanlış notlar verdiği için herhalde. Giderken Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden sağda bir yerde bir benzin istasyonu olduğunu zannediyorum. Gidin bakın, şu anda 3.97 Türk lirası, o da 1.74 dolar eder. 1.74 dolar, 2.10 dolar değil. Ha, 1.74 dolar. Tamam. Yani dolayısıyla buna bakın, son 5 ayda da motorinde %26, benzinde %33,5 indirim yapıldı. Şimdi çiftçilerin kullandığı mazotla ilgili de yine çiftçilerimizi tahrik etmeye kalkıyor. Biz ayrıca mazot fiyatında mazot desteği veriyoruz. Her bir çiftçinin kullandığı mazotun maliyetin %15'ini onlara ödüyoruz. Ve bizim dönemimizde 5.3 milyar Türk lirası, yani katrilyon mazot desteği verildi çiftçilerimize. Buradan çiftçilerimize sesleniyorum. Onların bereketiyle inşallah ekonomimiz gelişecek. Şimdi yine sorduğunuz sorulardan biri tarım alanında. İki Trakya arazisi tarım dışına çıktı dedi. Nasıl hesap etti, nerede buldu Trakya'yı, nereye yerleştirdi bu hesap etti bilemiyorum. Bilemiyorum. Yani bu matematik coğrafya bilgisi ama 1961-2002 yılda 41 yılda 450 bin hektar toplulaştırma yapıldı. Yani verimli tarım için bizim dönemimizde 12 yılda 4,5 milyon hektar verimli hale getirildi. 10 misli. 40 yılda yapılanın 10 yılda 10 mislini yaptık. Dolayısıyla rakamlara atıfta bulunurken dikkat etmek lazım. Milli gelirin neden %1 oranında destek vermiyorsunuz yasa gereği dedi. Çünkü sadece nakdi, burada ben size gönderirim bütün dökümünü, nakdi şeylere bakıyor. Destek konusu, bakın, nakit hibe desteği, tarımsal ürün alımları yoluyla destekler, tarımsal kredilerin faiz sübvansiyonu vesaire, bütün detay var. Oran %1.12, %1'in üstünde. Ayrıca OECD rakamına göre, OECD'nin verdiği rakama göre vergi teşvikleri ile OECD Türkiye'nin bu tarım desteğini %2 olarak ilan ediyor. Yani sadece bir kalemi ele alıp burada rakamı saptırmak doğrusu yapılmaması gereken bir işlem. Aynı şekilde Hollanda örneği verdi. Şimdi Hollanda Konya büyük, doğru, ben Konyalı olarak gurur duyuyorum. Konya birçok Avrupa ülkesi kadar vardır. Şimdi Hollanda'nın 100 milyar dolar ihracat yaptığını söylüyor. Toplam Türkiye'nin 17 milyar, doğrudur. Hollanda'nın toplam üretimi ne kadar biliyor musunuz? Gıda üretimi Sayın Kılıçdaroğlu? 16 milyar. Türkiye ondan fazla. Çünkü Türkiye Avrupa'da en büyük tarım üreticisi. Peki 100 milyarı nasıl satıyor? Re-export alıp ithal olarak alıyor, işliyor ve öyle satıyor. Şimdi dolayısıyla 100 milyarın 80 milyarı zaten ithalat üzerinden gelen. Şu anda biz dünyanın yedinci büyük tarım ülkesiyiz. Avrupa'nın birinci tarım ülkesiyiz. Biz geldiğimizde Avrupa'da dördüncüydük. Dolayısıyla bütün bu alanlarda kat ettiğimiz mesafe herkesin takdirini toplayan hususlardır. Yine memur maaşları ile ilgili olarak 2014'te ek enflasyon farkı verilmedi dedi. Çünkü taban aylığı 1027 Türk lirasından 1205'e çıkartıldı. 178 Türk lirası arttı. Bu %17 artış demek. Bir seferde taban maaşı tabanda artırdığımız için zaten enflasyonun çok üzerinde bir destek verdik. Yani buraya gelip memurları, çiftçilerimizi bize dönük olarak son derece tahrik edici sözlerle harekete geçirmeye çalışmanız bir sonuç üretmez. Sonuç vermez. Çünkü bu millet biliyor. 12 yılda nereden nereye geldiğimizi bu millet çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Bakınız,
Öğretim, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen sayılarını zikretti. Şu anda 851.854 öğretmenimiz var. Bunun 458.000'i bizim dönemde işe başladı. %50'si. Yani toplam öğretmenimizin %50'sinden fazlası bizim dönemde başladı. Eğer hasbelkader olmaz ya, sizin gibi iktidar olmuş olsaydı herhalde var olan öğretmenler de işlerini kaybederlerdi. Bu anlamda 2015 bütçesinde öğretmenlere ayırdığımız miktar herkes için zaten yeterince açıklayıcı bir çerçeve sunuyor. Bütçeyle ilgili, Sayıştay'la ilgili konuları değerli arkadaşlarım cevaplandırdığı için özellikle girmeyeceğim. Bu altın meselesini biraz da yaparak yüksek sesle söylediniz. Külçe altın ithalatı. Türkiye'de 1984 yılından beri KDV'den 1996 yılından beri gümrük vergisinden muaftır. Yani sizin dönemlerden beri. Dolayısıyla vergiye tabi olmayan bir mala, Türkiye'den geçişi olan bir mala zaten el konmaz. Bu bizim dönemimizde gelişmiş bir husus değil. Eşyaya ilişkin yanlış beyanda bulunduğu için yasal olarak ceza kesilmiştir. Bu cezada gümrük kanunun 239. maddesine göre idari para cezasıdır. Gümrük vergisi... Onu da söyleyeceğim. Onu da. Bütün bunlar kayıtlarda zaten bir soruşturma yürüyor. Hiçbir şey saklı değil. Altınlarla ilgili buraya gelmeden önce beyan edilen miktar 1500 kilogram. Buraya geldikten sonra bu beyanın dışında herhangi bir şekilde o altınlarla hiçbir Türk yetkili temasa geçmedi ve daha sonra ayrılırken 1283 kilogram olduğu tespit edildi. Ön beyanla gerçek buradaki tartı arasındaki farktır bu. Hiçbir Türk yetkili herhangi bir şekilde bununla bir temasa geçmedi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu yine isterseniz dosyalara bakarsınız. Varsa çıkartırsınız. Zaten zikrettiniz. Ben de size cevap veriyorum. Altın konusundaki düzenlemelere muayir hiçbir gayri kanuni işlem yoktur. O kadar. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu son derece yine kurnazca, akıl değil de daha çok bir kurnazlık ifadesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız da beni bir şekilde karşı karşıya getirme çabası içinde. Bunu diğer açıklamalarıyla da yapıyor. Çünkü kendisi Sayın Balkan'la nasıl bir serüven yaşadığını iyi bildiği için bizim de öyle olduğumuzu zannediyor. Biz var genel başkan Sayın Baykal'ı ziyaretinizde genel başkan olmayacağım dediniz. 2 gün sonra genel başkan adayı oldunuz. Bakınız şimdi bizim Cumhurbaşkanımızla ilişkimiz siyasetle başlamamıştır. Siyasetle bitmez, ölümle de bitmez. Dünya ahiret kardeşliğidir. Bizim siyasi kültürümüzün, ahlakımızın temel kavramı da vefadır. Onun için kongremize vefa kongresi dedik. Ama size aday gösteren 900 küsur kongre delegesinden 200'ü size oy vermedi. Kendi kongrenizde. Aramızdaki fark bu. Biz söz verdik mi mezara kadardır mezara. Şimdi bir kere yenilgiyi hazmedemediniz. Bunu kabul edin. Çatı aday dediniz. Hepiniz bir araya geldiniz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkımız kendisine 12 yıl hizmet etmiş başbakanımızı cumhurbaşkanı yaptı. Hala hazmedemiyorsunuz. Bakın şimdi. Sayın Başbakan devam edin lütfen. Tabii sessiz kalacağımızı zannettiniz değil mi? Susacağımızı zannettiniz. Susmayız. Sayın Başbakan genel kurula hitap edin lütfen. Soru soran cevabı alır. Soru soran cevabını alır. Şimdi diyor ki niye sarayla Cumhurbaşkanlığı sarayıyla ilgili açıklama yapmadınız? 6 Kasım konu ilk gündeme geldiğinde Başbakanlığa talimat verdim ve Başbakanlık açıklaması uzun bir açıklama herhalde Sayın Kılıçdaroğlu'nun gözünden kaçtı veya olayları takip edemiyor. Bu açıklamanın bir kısmını okuyacağım sadece. Milletimizin oylarıyla bu görevlere gelen devlet ricali görevde kaldıkları süre içinde bu imkanları devlete ve millete hizmet yolunda kullanacak anayasal çerçevede demokratik seçimlerle görevden ayrıldıklarında yerlerine gelenlere emaneti teslim edeceklerdir.
Tüm bu imkanların gerçek sahibi sadece millettir. Emanetin kime verileceğine de yine sadece az milletimiz karar verecektir. Şimdi bu ne demek? Hani açıklama yaptık anlamamışlar, şerh edeyim. Ne demek biliyor musunuz? İyi çalışın, halkın kalbine girin, 5 sene sonra seçimlere girin, oraya gidin siz oturun. Yani bunun için Cumhurbaşkanlığı makamını, bunun için Cumhurbaşkanımızı tartışma konusu yapmaya gerek yok. Gerek yok. Dolayısıyla bütün bu sorulara cevap verdiğimi düşünüyorum sizin sayılı sorularınıza. Özetle şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. 62. hükümetimizin ikinci atılım döneminin ilk bütçesi olan bütçemiz bir yeni atılım bütçesi ve bir anlamda yeni bir inşa döneminin başlangıcıdır. Biz nasıl cumhuriyetimizin kuruluşundaki heyecanla yepyeni bir dönem başlamışsa, inşallah 2023'te de yükselen küresel bir gücün ayak seslerini bütün dünya her yerde hissedecek. Bunun için başta söylediğim dört temel hususu tahkim etmeye de kararlıyız. Aidiyet bilincimizi güçlendireceğiz. Türkiye'nin her bir köşesindeki vatandaşlarımızla, tarihtaşlarımızla, kaderdaşlarımızla buluşacağız, kucaklaşacağız, onları bu ülkenin ayrılmaz bir parçası kılacağız. Birileri bölmeye çalışacak, birileri fitne sokmaya çalışacak, birileri sadece doğuda, birileri sadece batıda konuşacak, birileri kuzeye gidecek, Trakya, birisi İç Anadolu'ya. Ama biz her yere gideceğiz. Her yerde milli birlik ve beraberlik, her yerde kuvayi milliye ruhu diyeceğiz. İki, kim nereden ilham alırsa alsın, kim ne tür tuzaklar kurarsa kursun, AK Parti vesayetleri kıra kıra geldi, vesayetleri kıra kıra demokrasiyi bu ülkede kalıcı kılacaktır. Ve nasıl 20. yüzyılın başındaki o büyük dünya savaşından ve arkasındaki büyük krizden içinde Türkiye Cumhuriyeti doğmuşsa, şimdiki küresel krizin ve küresel gerilimlerin içinden de inşallah demokrasiyle taçlanmış yeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Bu yeni Türkiye demokrasiyle kültürünü bezemiş, ilmik ilmik vatandaşlarını, kaderdaşlarını buluşturmuş, ekonomisinde başı dik, savunma sanayinde güçlü ve uluslararası alanda herkesin saydığı bir Türkiye olacaktır. Bizim yolumuz dün başlamadı. Geçen yüzyılda da başlamadı. Asırlardır süren bir kutlu yürüyüşün bugünkü hadimleriyiz. Ne kibrimiz var ne gururumuz. Eğer tarihe sadece bu kutlu yürüyüşün bir yerinde, bu kutlu yürüyüşün tozu toprağı olmak şerefi bize nail olursa, bunun için sadece kıvanç duyarız. Bu temennilerle ve bu vizyonla inşallah 2023 yılında her alanda yükselen küresel bir güç olmaya iddiamız çerçevesinde 2015 bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, saygılar, muhabbetlerimi sunuyorum.